Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem görüntüsü hem de lezzetiyle kendini hayran bırakacak olan bir tatlı, Spamli tavuk göğsü yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Tatlımızın yapımına önce tavuk göğsünü yaparak başlıyoruz. Bunun için de malzemelerimiz 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 200 mililitrelik klasik su bardakları, 125 gram tereyağı ve 1 paket vanilya. Ocağımızın altını açalım. Ve tereyağımızı kabımızın içine alalım, tenceremizi. Ve erimesini bekleyelim. Eriyen tereyağımızın üzerine 1 bardak unumuzu da ilave ediyoruz. Ve güzelce şöyle un kokusu gidene kadar kavuruyoruz. Yakmıyoruz. Sadece un kokusunun gitmesini istiyoruz. Beş dakika unumuzu kavurduk. Şimdi artık sütünü vermeye başlayacağız yavaş yavaş. 1 litre sütümüz var. Bir taraftan karıştırıp soğuk süt arkadaşlar, sıcak süt olmayacak. Yoksa topak topak olur. Birazını kattıktan sonra iyice bir çırpalım. Ve şimdi devamını ilave edelim. Sürekli karıştırıcıyla karıştırarak çırparak karıştırarak pişirelim. Sürekli karıştıralım ve kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başlayan muhallebimizin içerisine şimdi 1 su bardağı da toz şekerini ilave ediyoruz. Şekerimiz eriyene kadar bir 5 dakikada bu şekilde sürekli yine karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Şimdi de 1 paket vanilyamızı ilave edelim içerisine. Bunu da iyice karıştıralım. İyice erisin içerisinde. Gördüğünüz gibi harika bir tavuk göğsümüz oluyor. Şu kıvamın güzelliğine bakar mısınız? İpek gibi oldu. Mutlaka sürekli karıştırıyorsunuz. Karıştırmayı kesinlikle bırakmıyorsunuz. Tavuk göğsünün püf noktası zaten güzel olmasının çok iyi karıştırılması, çok iyi çırpılması. Şimdi ocağımızın altını kapatalım artık. 1-2 dakika ilk ateşe çıkan tavuk göğsümüzü mikserimizle 5 dakika çırpacağız. Çırpma işlemimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi harika oldu. Eğer sadece tavuk göğsü yapacaksanız en az 8-10 dakika çırpmanız lazım. Ama bu spamileli tavuk göğsü olduğu için 5 dakika çırpmanız yeterli. Tavuk göğsümüzü içerisine alacağımız borcamımızı bir suyla ıslatalım. Şöyle her tarafını ve kabımıza boşaltalım. Sadece ıslanacak, içinde su kalmayacak. Şimdi ıslatmış olduğumuz borcamımıza tavuk göğsümüzü boşaltalım. Gördüğünüz gibi harika bir tavuk göğsü oldu. Tavuk göğsümüzü önce oda ısısında ve daha sonra da buzdolabında 2 saat soğumaya bırakıyoruz. Ve tatlımızın spamlesini yapalım. Bunun için de yarım litre soğuk sütümüzü tenceremize alalım. Yemek kaşığı toz şeker. 2 yemek kaşığı un. 1,5 yemek kaşığı kakao. Ve 1 adet de yumurta sarımız var. Bunu da ilave edelim. Hiç topak kalmayıncaya kadar
Güzelce çırpalım. Ocağımızın altını açalım. Ve sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyelim. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Şimdi içerisine 40 gram bitter çikolata koyuyorum. Daha güzel, lezzetli olmasını ve çikolata tadını vermesini sağlıyor. Bununla birlikte iyice karıştırıp çikolatalarımızı eritiyoruz. Çikolatamız da iyice eridi. Şimdi içerisine de yarım su bardağı buz gibi su olacak. 1 saat derin dondurucuda beklettim. Hatta içinde küçük buz parçaları var. Bu soğuk suyu da ilave ediyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Şimdi biraz karıştırayım. Daha sonra mikserle devam edeceğim. Bu harika bir kıvam almasını sağlıyor. Şimdi süpangilemizi de tavuk göğsümüzün üzerine şöyle her tarafına gelecek şekilde yayalım. Harika oldu. Ve güzelce de düzeltelim spatula ile üstünü. Tatlımızı önce oda ısısında, daha sonra buzdolabında en az 4-5 saat, mümkünse bir gece soğumaya bırakıyoruz. Süpangeli tavuk göğsümüz buzdolabında soğudu ve dinlendi. Şimdi üzerine kakaosunu da koyalım. Harika bir tatlı oldu. Her tarafına gelecek şekilde şöyle bir süzgeçle kakaosunu serpelim. Tatlımız sunuma hazır. Şimdi bir kaşık alarak iç dokusuna da bir bakalım. Gördüğünüz gibi harika oldu. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.